Merhaba arkadaşlar, Cities Skyline'da 1 milyon nüfusa erişmeye çalıştığımız serimizde 30. bölümle karşınızdayız. 30. bölümde yaklaşık 550 bin nüfusa geldik. 1 milyona yaklaşmakla ilgili 30 bölümde yolun yarıdan birazcık fazlasını kat ettik. Genellikle böyle orta yükseklikte apartmanlarla vesaireyle sitelerle şehrimizi doldurduk. Şehrimizi hem kuzey güney yönünden hem doğu batı yönünden ilerlettik. Minik minik bandiyöler kurmaya başladık. Şimdi bundan sonra şehrin merkezini çok kalabalık bir şekilde tutmak yerine bu tarz böyle 5-6 tane bandiyö kurup bunları birbirine trenlerle vesaireyle bağlamaya çalışacağız. Daha çok liman, havalimanı vesaireler kuracağız. Bak burada şimdi bir tane uçağımız geliyor, Türk Hava Yolları. Haydi bakalım gel. Çok güzel bir şekilde indi, yerine yerleşsin. Tabi bu bölümde de 30. bölüm olarak şehrin gelişecek kısımlarına yardımcı olması kapsamında çeşitli yatırımlar yapacağız. Şimdi bizim geliştirmek istediğimiz bölgelerden bir tanesi buradaki kuzey kısımları ve buradaki doğu kısımlarıydı. Şimdi buradan bir arsa almıştık daha önce, genişletmiştik. Tam geometriye getirmek için burada 22 bin euromuzu daha verip genişleyecek. Bu tarafta yerimiz artık kalmamış bu arada, vermiyor. Şuralara genişleyeceğiz. Şurası bizim genişleyeceğimiz son bölge olsun. Buralara bir yeni yerleşim daha koyacağız. Onu da biz çok geniş yoldan gitmeyeceğiz bu sefer. Şöyle şu havaalanının önündeki caddeyi buraya doğru uzatalım. Şöyle. Tam geometrimize sadık kalıp kalmayacağımız konusunda bir fikrim yok. Şöyle uzatmaya devam edelim. Olabildiğince uzağa geldik zannedersem. Buraya gelelim. Buradan da yine bu sefer şöyle kendimize bir merkez caddesi oluşturalım. 3 birimlik. Şöyle aynı yapımızı oluşturalım. Şöyle. Burası buradaki artık köy, semt, merkez, ilçe neyse onun merkezi olsun. Lakin biz buna erişimi tabi karayoluyla şimdi yaptığımız gibi tren yoluyla yapmak istiyorum ama tren yoluyla yapacağım sistem birazcık daha bu sefer farklı olacak. Çünkü hızlı trenle ilgili bir yatırım yapmayı planlıyorum. Hızlı trenimiz nereden gelecek? Şuralardan bir yerden, çünkü bu tarafta daha çok muhitler inşa edeceğiz. Şuralardan bir yerden bir merkez tren istasyonu yapacağız. Buradan buraları böyle dolandıracağız. Gelecek şu aradan şöyle geçireceğiz. Buraları geçecek, geçecek, geçecek. Belki bir yerde böyle yukarı aşağı yapacağız. Buradan da bu yeni yerleşim merkezimize gelecek. Buradan daha kuzeye veya daha doğuya ilerletme şansımız her zaman mevcut. Şimdi buradaki şehrin en batısından tekrar, daha doğrusu en doğusundan en batısına geldik. Buraya ilk istasyonumuzu kurabilmek için bir yer genişletmemizi yaptık. Aynısını tekrar buraya da yapıyoruz. Bu bölge bizim genişleme alanımız olacak. Tren istasyonunu biz buraya kuracağız. Peki tren istasyonumuz nasıl formatta bir şey? Şöyle bir yeni asetimiz var. Bize yüksek hızlı tren istasyonu kurmak için ihtiyaç olan aset şöyle bir yapı. Alt tarafında bizim hem şehirler arası otobüslerimizi hem belediye otobüslerimize durak vazifesi görecek hem de üst tarafından böyle bir kat yükseklikten bize tren yolu bağlantısı verecek bir yapı. Buradan böyle yukarı çıkacağız. Şeyin üzerine, çevre yolumuzun üzerine. Buradan böyle gireceğiz bu tarafa. Onun için şimdi tren yolu hattımıza gelelim. Buradan bu yolumuzu seçelim. Buradan bu bağlantıya gelip böyle şimdi dümdüz böyle bir ilerleyeceğiz. Şöyle bir birim, bir birim. Buraya direkt kurdurmadı. Şunu şöyle bir azıcık uzatalım.
Yanlış yapmışız, böyle yapacaktık. Evet. Geldik mi biz aktarım noktamıza? Hayır, daha çok var. Sonuçta şuradan başlayacağız. Şöyle, değil mi? Tam ortaladık mı? Burası mı orta? Bir yan mı orta? Sanki şurası daha çok orta gibi gözüküyor. Önemli değil. Şunu uzatalım. Hadi, ne oldu? Şöyle alalım. Neredeydi bizim bağlantı noktamız? Oo, bayağı ileriden bağlayacağız bunları. Şöyle bunu buradan, bunu buradan yaklaştırarak gidelim. Bayağı bir yalnız para harcıyoruz şu an, bilmiyorum. Bedavaymış gibi kuruyoruz ama devletimizin ciddi parası gitti bu işe. Bağlantımız oldu mu? Oldu. Vallahi ne yüksek hızlı tren oldu be, maşallah. Sonra bunu da şöyle yolu aşıttıracağız. Şöyle. Şunu tekrar bağlayacağız. Bölge bu muhitlerden böyle geçsin. Sanki ben yamuk gidiyorum gibi geldi ama burada. Vallahi yamuk gidiyoruz ya. Göz göre göre yamuk gidiyoruz. Şunu bir sil de. Hadi, orayı yamuk gittik. Burayı yamuk gitmesek ya. Nerede bizim referans alacağımız bir yer yok mu hiç ya? Yamuk gitmeye devam edeceğiz herhalde. Sanki kurtuluşumuz yok. Ah be, tam denk mi geldiniz be? Tam patla, yapacak bir şey yok. Biz nereden bağlayacaktık? Burayı geçtik, tamam. Bunu uzatacağız. Böyle. Bu arkadaş devam edecek. Yaklaştık mı? Hayır. Ne tren yolu oldu be, maşallah. Yani Ankara-Sivas hızlı treni gibi oldu. Bunu da daha fazla şöyle gitmeden bu taraftan bağlayacağız. Şimdi buraya da tren istasyonumuzu kuralım. Buradaki merkez istasyonumuz da buradan çalışacak. Tekrar tren yoluna gelelim. Yolun üstünden şunu aşırtalım. Olmadı. Nerede bunun uçtan seçme seçeneği? Nerede bizim yolumuz? Aynen buradan. Buradan da son bir parti buradan. Ve buradan bağladık. Neyse, yapacak bir şey yok. Buradan bağladık. Şöyle minicik dönelim bari de tam kavis olsun. Şimdi kocaman bir tren istasyonumuz burada var. Kocaman bir tren istasyonumuz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Burada var. Şimdi bu muhitin böyle bir su şeysi varmış. Su yollarını bağlayalım. Bunu buradan bağlayalım. Bunu da buradan bağlayalım. Bize su sıkıntısıyla gelmesinler. Acaba trenimizi verebiliyor muyuz? Oyunu patlatmadan, hata mesajı verdirtmeden şöyle bir gelelim. Diyelim ki burası birinci durak. Burası ikinci durak. Burası da tekrar. Çok yukarıdayız. Böyle ver. Olmadı. Zaten bir seferde olacağını zannetmiyordum. Birazcık uğraşacağız belli. Şuradan hattı tekrar patlatalım. Çünkü bu bize bir daha kurdurmaz. Şöyle bu bir gitsin ama kurarız. Sonuçta buradan çok uzun bir mesafeyle diğer istasyona bu yüksek hızlı trenimiz erişecek. Onun dışında tren istasyonunun bu bağlanacağı noktayı birazcık belki geliştirebiliriz.
Burası çünkü artık bir tarafında üniversite olan, bir tarafında yüksek katlı binalar, oteller olan bir muhit. Bundan sonrası tarla tapan olacak, farkındayım ama en azından burası şu an ticaretle ilgili vesaire bir muhit olarak önümüzde duruyor. Bundan ve bundan birer tane kuralım. Burayı şöyle, şöyle, böyle ve böyleyle bununla dolduralım. Böyle, böyle, böyleyle de buna koyalım. Buraya dursun bu. Şurada bir bina tipimiz vardı. Bundan koyalım. Burada enerjimiz yok. Şuraya kadar doldurursak zannedersem enerji problemi çözülecek. Şöyle. Şöyle. Ne oldu? Geldi mi enerjimiz? Evet, enerji geldi. Peki buraya biz bir tren istasyonu yaptık. Biz buradaki durakları kullanabiliyor muyuz? Çok güzel. Biz buraya durak kurabiliyoruz. Ama buradaki yüksek hızlı trenden başlayarak bu trenin durağı ya. Pardon. Halen gittik yine aynı şey yaptık ya. Trenin hattını ha, yapmamışız daha. Sıkıntı yok. Okey. Otobüs tarafından. Ha, otobüs durağını buraya kurabiliyoruz. Çok güzel. Buradan şimdi otobüs hattı olmayan böyle bir muhit var. Bu tarafı dolandırtabiliriz bunu. Buraya geliriz. Buraya geliriz. Buraya geliriz. Buraya geliriz. Buraya geliriz. Buraya geliriz. Böyle, böyle, böyle tekrar geri döneriz. Buradaki villa kentinin etrafından döneriz. Şöyle. Hadi. Ha. Böyleyle bağlarız. Buna da hadi. Nereye gitti? 41 nolu hattımızı da şöyle bir belde otobüs veririz. Burada bize hizmet eder. Tabi bu tarafı daha sonra çok geliştiririz. Çok fazla bu tarafta geliştireceğimiz bir şey olmayabilir. Buralar tam tarlalık tapanlık bölgeydi aslında. Şu üniversitenin yan tarafından komple tarla mı yapsak, ne yapsak bilemedim. Bu arada tren yolumuz havadan gidiyormuş. Bu da güzel. Direkt havadan giden bir yol yaptık. Bunlar çok alçaktan yüksekten gitmiyor değil mi? Yok, bayağı da yüksekten gidiyor. Bayağı büyük bir yol oldu. Büyük bir devlet yatırımı oldu. Halkımız için yaparız. Kim kullanır, kim kullanmaz bilmiyorum. Burası üniversite. Bizim yeni demir yolumuz buradan geçiyor. Tren yolumuz. Evet, bayağı yüksekten geçen bir tren yolu var. Sanki şuralara bir yere bir istasyon daha yapsak hakkı var gibi. Yani şuradan bir giriş verip buraya bir istasyon daha yapsak burayı kurtarır. Bizim istasyonumuz ne kadarlık bir alan kaplıyor? Şuradan gelip bir tane kuralım. Sonra taşırız, önemli değil. Nerede bizim yapı? Aynen böyle. Şuraya kuralım. Sonra buna diyelim ki sen buradaki yola birleş. Şöyle birleş diyelim. Sonra buradaki
yolları öldürelim. Sonra da diyelim ki siz bu yolun devamısınız. Sonra caddeye de diyelim ki sen, öyle midir işin hakkı? Aynen. Şöyle gelelim. Sen buradaki tren yolusun diyebiliriz. Sizi de şöyle alırız birazcık daha bu tarafa. Böyle bir şey oluşturduk. Bunu belki birazcık daha kenara almak münasip olabilirmiş gibi geldi. Sanki daha şirin olduk. Şurada bir otoparkımız varsa bunun yanlarına da bir iki otopark verirsek sanki daha şık olur gibi geldi. Aynen öyle. Artık burada da bir yüksek hızlı tren istasyonumuz var. Buradan isteyen trenler gelebilir. Bu yüksek hızlı trenimizi şu an dış dünyaya bağlamayacağız. Sadece şehir içinde bize yüksek hızlı tren hizmeti verecek. Şimdi bu taraftaki otobüslerden şuraya da bir bağlantı verebiliriz. Herhangi bir muhitten buraya da getiririz. Şuraya bir durak yaparsak sanki daha hoş olacak. Yani buraya bir durak yapabiliriz. Bir tane de yolun karşısına yaparız. Böylelikle de buradaki tren istasyonumuz güzel bir şekilde dengelenmiş olur. Evet, şimdi tren istasyonumuzu vesaire de yerleştirdik. Şu hattımızı da ayarladık. Bu hattımıza bir araç ataması yapmamız lazım ve yeni aracımız bizim şuradaki high speed trenimiz. Bize bununla ilgili 4 tane araç vermiş sistem. Sıkıntı yok. Acaba araçlarımız nerelerde? Şöyle bir yolu gözetlemeye başlayalım. Hemen hem ilk durağa vermiş bizi. Şöyle bekleyelim bakalım. Peki buradan bize kaç hızla gelecek? HS train yazdığımız zaman 1800 hız demiş. Zaten bu hızda bunun kafası döner. Şöyle kalsın. 80'er kişi kapasitesi varmış. Gelecek mi trenimiz? Şöyle bir bakalım. Şuraya geldiğimiz zaman 4 tane wheelchair çalışıyor diyor. Çok güzel. Hadi bakalım. Biz durakta bekliyoruz. İyi olan tren gelsin. Çok uzak bir noktadan geldiği için bilmiyorum. Bakalım. Ama biz ne olursa olsun bekleyeceğiz. Tren hoş gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi tren. Evet, bir tane geliyor. Çok güzel. Jet gibi geçti gitti. Vaa. İşte budur. Hop, bir tren daha geçti. Bu da jet gibi. O, yetişemiyoruz. Oy 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 oy. Gerçekten Japonya bizi kıskanıyor. Bak bak bak, trenimize bak. Hey yavrum hey. Hop, bir tane daha. İşte bu güzel oldu. Hızlı trenimiz gerçekten hızlı gidiyor. Aradığımız şey buydu ama tabii oyuna göre mantıksız hızlı gidiyor. 200 bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Biz bunu herhalde 50 desek falan mantıklı bir hız ortaya çıkar. Nereye gitti tren? Yakalayabilecek miyiz acaba? Evet, böyle bir hızla gidiyor. Tamam, bu mantıklı. Bembeyaz bir tren çalışmaya başladı. Gayet güzel oldu. Şimdi buradan ne kadar yolcu taşıyacak, ne yapacak onu zaman içerisinde göreceğiz. Burada şehrin keşmekeşinden, kalabalığından uzak bir şekilde hızlı trenimiz faaliyet gösterdi. Buna da çok mutlu olduk. Evet arkadaşlar, 30. bölümü geride bıraktık. Nüfusumuz 597, 600 bin nüfusla 30. bölümümüzü tamamlayalım. Bir sonraki bölümde inşallah görüşmek üzere. Trenimiz buradan başlıyor, böyle dönüyor. Burada bir mola veriyor. Burada tekrar gelip yeni yerleşim yerinde kalıyor. Buraları böyle güzelce
doldururuz diye umut ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.